Çalışan başına 500 liraya çıkartılan asgari ücret desteğinin detayları belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yayımladığı genelgeye göre 3 şartın bir arada olması gerekiyor. Sadece borcu olmayan, ödemelerini düzgün yapan ve çalışan sayısı azalmayan işletmeler destekten faydalanabilecek. Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Kapsam genişledi. Yılın ilk yarısında günlük 13 lira 3 kuruş olarak uygulanan tutar %25 arttı. Günlük 16 lira 66 kuruşa yükseldi. Sosyal Güvenlik Kurumu işçi başına 500 liraya çıkartılan asgari ücret desteği genelgesini yayınladı. Yeni dönem başladı. Destek, kamu idarelerinde işçi olarak çalışanları kapsamıyor. Özel sektör işverenleri yararlanabiliyor. Sadece asgari ücretli çalışanlar değil, tüm çalışanlar için geçerli. Çocuk bakıcısı, hasta bakıcısı, bahçıvan ve ev hizmetlerinde çalışanlarla apartman görevlileri de düzenlemeye dahil. En yüksek destek tutarı aylık 500 lira. Ancak bu 30 günlük çalışma döngüsü için geçerli. 20 gün işçi çalıştıran 330 lira destek ödemesi alacak. Sendikalı iş yerlerine yönelik desteklerde ise 324 lira günlük kazanç yerine 647 lira esas alınacak. Tek işçi bile çalıştırmak yeterli. Destekten yararlanmanın tek yolu 3 şarta bir arada sahip olmak. Onlardan ilki işlerinin ödenmemiş borcu olmaması, ikincisi ödemelerin düzenli yapılması, üçüncüsü ise geçen yılki ortalama çalışan sayısının altına düşmemesi. Eksik yatırılan primlerse desteğin önünü kapatıyor. Yani eksik gösterilen prim günleri için asgari ücret desteği sağlanmıyor. Amerika ile Rusya arasında yine soğuk savaş rüzgarları esiyor. Ancak bu kez sanal ortamda. Piyasaya yeni sürülen popüler bir bilgisayar oyununda Rus karakterlere yönelik aşırı şiddet Rusları ayağa kaldırdı. Rus mağazaları oyunu satmama kararı aldı. Rusya ile Amerika arasındaki ipler bir kez daha gerildi. Nedeni işte bu oyun. Call of Duty Warfare 3 oyun severler yaklaşık 2 yıldır heyecanla çıkmasını bekliyordu. Hazırlıklar tamamlandı. Geçen ayda ilk fragmanı yayınlandı. Rusya ayağa kalktı. Çünkü oyunda ana düşman bir Rus. Vladimir Makarov şeytani bir karakter olarak tasvir ediliyor. ABD'nin başta olduğu Batı ülke askerleri de onu durdurmak için ellerinden geleni arkalarına koymuyor. Rus karaktere yönelik şiddet nedeniyle Rus dağıtıcılar oyunu Rusya'da satmama kararı aldı. İnternet ortamında da dağıtım yapılmayacak. Ancak son karar henüz verilmiş değil. Eğer üretici firma değişikliğe giderse Rusya kapılarının yeniden açılması gündemde. Tartışma yeni değil. Aynı serinin 2009 yılında yayınladığı oyun da tepki çekmişti. Moskova'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından da zaten hali hazırda çok sayıda oyun firması Rusya'dan çekilmiş durumda.